As we slog through mud on foot and row across shallow water, we push a long pole into the sediment to test depths and to see whether obstacles lurk. As we slog through mud, slog through öğrenmenizi hani özellikle gerekli olmayan bir kelimedir. Bir şeyin içerisinden zar zor ilerleyerek bir şeyi gerçekleştirmek. Burada olduğu gibi çamurun içerisinde zar zor ilerleyebilirsiniz. Veyahut da ne diyelim mesela herhangi bir projeniz vardır. Onun içerisinde slog through edebilirsiniz. Ne bileyim mesela dükkanınız vardır da envanter çıkarıyorsunuzdur falan yani. Zorlukla gerçekleşebilecek olan her şeyin içerisinden böyle biraz da can sıkıntısıyla istemeyerek falan. Neyse hem öğrenmeyin diyorum hem detay veriyorum. Evet. Burada çamurun içerisinden zar zor geçerken 10 foot ayak ile ayak üzerinde yani yürüyerek veya row across shallow water sığ sularda kürek çekerken we push a long pole. Long pole dedi arkadaşlar. Aslında bu da yine filmlerde, dizilerde görüyorsunuz. Dizide de belgesellerde motoru olmayan böyle bir sopayla itekledikleri kanolar, küçük botlar oluyor. Aslında long ve pole, pole zaten direk demek. Herhangi bir sopa demek. Daha çok şurada olduğu gibi işte bakın. Bir saldı, küçük bir şeydi. Sopayla iteklemek. İteklemek için kullanılan sopalar bunlar. İşte böyle bir değneği mi diyeceğiz? Sopayı itekliyoruz into the sediment. Çökeltinin içerisinde ne yapmak için? To test depths. Derinliği, derinlikleri test etmek ve to see, görmek için whether obstacles lurk. Ne olup olmadığını görmek için engellerin gizlenip gizlenmediğini. Lurk, saklanmak, gizlenmek, genellikle de saldırmak için gizlenmek. Yani burada da engeller karşınıza çıkınca hani size problem çıkaracak. Sizin açınızdan olumsuz bir durum. Dolayısıyla lurk demiş. Demek ki işte yürüyerek çamurdan zar zor geçerken, sığ sularda kürek çekerken uzun bir sopayı sedimentlerin içerisine itekliyoruz. Derinlikleri test etmek ve herhangi bir engellerin gizlenip gizlenmediğini görmek için. It is not unusual to abort a core attempt because it hits rocks, ancient coral, sand or roots. It is not unusual. Sıra dışı bir şey değildir. It. Nedir bu it? Şu. İtian, to'yu hazırla yapısı. Bir de itian, det'i hazırla yapısı vardı. To'dan sonra verb 1 gelir. Nedir sıra dışı olmayan şey? To abort. Abort etmek. İptal etmek, bitirmek, yarıda kesmek, sonlandırmak. Abortion, çocuk aldırmak. Orada çocuğun hayatını sonlandırıyorsunuz. Burada ise a core attempt'ı sonlandırıyorsunuz. Bir örnek alma girişimini, attempt, girişimini sonlandırmak hiç de sıra dışı bir şey değildir. Ne olduğu için? Because it hits rocks, kayalara çarptı veyahut da kayalara, ancient coral, tarihi çok eski mercana, kuma veyahut da köklere çarptığı için, it dediği tabi burada long pole, çarptığı için bir örnek alma girişimini sonlandırmak, bitirmek sıra dışı bir şey değildir. Because the rate of sediment deposits is highly variable, we do not know how deep we need to go. Ne olduğu için? The rate of sediment deposition, çökelti depolanmasının, birikmesinin hızı, rate, hız veyahut da oran. Burada depolanma hızı, çökeltinin depolanma hızı oldukça değişkendir olduğu için we do not know, bilmiyoruz how deep we need to go. Ne kadar derine gitmemiz gerekiyor? Ru bilmiyoruz. Generally speaking, genel olarak konuşmak gerekirse, generally speaking, genelde ifade etmek gerekirse, 1 meter of sediment stretches back at least several hundred years.
1 metrelik sediment, 1 metrelik çökelti stretches back, geriye doğru uzar, geriye doğru gider, at least several hundred years. En azından birkaç yüzyıl geriye gider 1 metrelik sediment. Örnek veriyor şimdi. 9 meters of sediment from Washington Island, for example. Örneğin, Washington adasından 9 metrelik çökelti span 3200 years. Span neydi? Kapsamaktı. 3200 yılı kapsadı, kapsıyordu. Kapsamaktaydı. When possible, mümkün olduğu zaman, we try to hit bedrock at the bottom of a core. Ne yapmaya çalışıyoruz eğer mümkünse? To hit bedrock. Rock, kaya. Bed, yatak. Kaya yatağı. Yani şurada hani ne kadar derine gitmemiz gerekiyor falan diyor ya, işte 9 metre, 10 metre, 20 metre, 2 metre. Sedimentte gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, bedrock, kayadan oluşan bir yatağa ulaşıyorsunuz. Mümkün olduğu zaman kaya yatağına ulaşmaya çalışıyoruz. Hit burada vurmaktan ziyade erişmek, ulaşmak. At the bottom of a core. Bir core örneğin dibinde kayaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu da nasıl oluyor? Deposited sand, coral or volcanic rock marking the time when the lake first began accumulating sediment. Depolanmış kum, mercan veyahut da volkanik kaya. Böyle bir isimden sonra da inkli bir yapı gelirse yapan eden diyorduk. Marking the time, zamanı işaretleyen kum, koral veyahut da volkanik kaya. Şuradaki marking sadece kayayı değil, üçünü birden, hatta deposited yani depolanmış, dipte aşağıda birikmiş ve zamanı işaretleyen işte kum, mercan veya volkanik kaya. Ne olduğunda bu zamanı işaretlemiş? When the lake first began accumulating sediment. Göl ilk olarak sedimenti, çökeltiyi biriktirmeye başladığında, başladığı zaman olan zamanı işaretleyen şu yapılar. So that ne olabilsin diye, so that genellikle can'le kullanılır veya should'le kullanılır, will'le kullanılır. Ne olabilmesi için? We can obtain the most complete record of the historical climate. Tarihi iklimin en complete, en tam, eksiksiz kaydını elde edebilelim diye işte şunu yapmaya çalışıyoruz veyahut da işte kaya yatağına ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Şurada görüyorsunuz 3 nokta 4 nokta yan yana var. Tam hatırlamıyorum ama bunun ya bir katı veya iki katı kadar daha bunun gerisi var. İsteyenlere verebilirim. PDF'si var. Anlaşılıyordu değil mi? Yani bir iki önceki dördüncü olan herhalde o baya baya zordu. O zaman da söylemiştim zaten. Ondan kötüsü olmayacak zaten. Fakat yine yeri gelmişken hani ne kadar kendinizi, kaç oldu? Bir ay oldu mu biz başlayalım? Aşağı yukarı değil mi? Ama bir ay içerisinde bakın şu yapılar size çok normal geliyor artık. We don't know diyoruz. Hemen arkasından noun clause. Değil mi? Ondan sonra efendim so that we can obtain vesaire. Mark, bilmem ne volcanic rock, marking falan gibi yapılar. Birçok şeyi kazandınız aslında. Ama her neyse, şu anda gitmekle daha çok ilgileniyorsunuz. Arkası yan.